1974 sonrası TC askeri kontrolündeki bölgede yaşayan Kıbrıslı Türklerin homojenleştirilmesi için isimleri üzerinde bir çalışma yapıldı. Yaşadıkları bölgenin coğrafi ve kültürel özelliklerine göre lakaplar ve aile adları ile anılan birçok Kıbrıslı Türk'ün isimleri devlet kararı ile değiştirildi, yani Türkçeleştirildi. Onlarca yıllık hatta asırlık aile isimlerinin oluşturulan yeni kurumlar tarafından kütüklere yazılması Türkçe olmadıkları gerekçesiyle engellendi. İnsanların yeni ve Kıbrıs'la ilgisi olmayan isimler alması zorunlu kılındı. Kıbrıs'a özgü birçok kelime ve isim gavurca ilan edildi ve kayıtlara geçmesi engellendi. Devlet kurumları bu isimlerin kullanılmaması için her türlü engeli çıkardı. Ancak yine de bu isimlerin günümüze kadar ulaşmasını engelleyemedi. Yeni nesiller ailelerinin lakaplarını kullanamasalar da hala hayatta olan aile bireyleri bugün dahi bu isimleri ilan almaktadır. Özellikle gazetelere verilen ölüm ilanlarında yazılı bir belge olarak önümüze çıkan bu isimler toplumumuzun kendine özgü bir özelliğini gözler önüne sermektedir. Gaburdi ismi ne zamandan beridir? Son bulduğumuz kayıtlara göre 1898'de bir kaydımız var. Gene en eski o zaman 1898. Gene bir Koçan'dır bu. Gaburdi Mustafa Mulla Mehmet diye geçer bu kayıtlardan. Yani bizim Gaburdi ismi 1898'den en eski 1898 ve devam eder işte 1900'lere de geçer ve günümüze kadar nereye kadar geldi? 74'e kadar geldi. 74'te Türkiye'nin müdahalesinden sonra böyle soyadı kanununun çıkartmasından sonra bunlar bu isimleri değiştirdiler. Bu ismi biz istemedik. Yani yeni ismi. Biz eski ismi istedik. Eski ismi vermediler. Gitmedik daireye da biz alalım yeni isim. O zaman hatırlarsınız herkes giderdi daireye de işte bu ismi isterim, bu ismi isterim diye. Zorunlu olarak yapıldı bu. Biz gitmedik, bize kendileri verdi. Daire, Lefke'deki daire yazdı bize bir tez başa. Bu dedi sizin adınızdır. Ondan sonra da bütün kayıtlarımızda o geçmeye başladı. Bu şekilde geldi. Ama dediğim gibi gaburdilik bizim nasıl geldi, nasıl oldu onu bilmem. Ama 1898'de kayıtlarımızda bu vardır gaburdilik. İnsanların adı tabii değişti. Eski insanlar gene eski isimleri kullanır. O şekilde tanınır. Ama yeni yetişen insanlar artık bu yeni isimleri, insanların yeni isimlerini kullanırlar. Tabii arazileri, arazi isimlerini gene eski yeni yetişen insanlar da araziyi gene kullanıyor. Eski arazi isimlerini bu şekilde kullanılıyor. Bu defter İngiliz döneminde tutulan bir defterdir bu. Kooperatifi çalıştıran babamın amcası vardı bir tane Ahmet Nuri diye. Onun kayıt defteridir, veresiye defteridir ve bu defterin içerisinde insanların eski isimleridir. Türk ve Rum'un karışık. Hasan Cuvello ismi Hasan Cuvello geçer. Yine Arif Mustafa veya bakalım şeye İbrahim Yalluri. Yalluri da isimidi. 74'ten sonra bunları da değiştirdiler. Bu Yalluri'nin gene çoluk çocukları, torunları tabii yaşamaktadır ama değişik isimler aldı bunlarda. Hambi Mihail Ambeli bu ve bu şekilde devam eder. Veresi hedeflerinin içerisinde de. Eski ismimi tercih ederim tabii. Yeni ismi ne yapayım? Bizim atalarımızdan gelme isim 1800'lerden burada belgede de gösterdim size. Adımız odur. Buraya, burada bunun değiştirilmesine kimsenin hakkı yoktur. Yani bu şekilde değiştirme bu kimliği yok etmedir. İnsanların geçmişini bulamaması, kaybetmesi, dağıtılmasıdır bu. Bu şekildedir şimdiki sistem. Yani şeyde Bulgaristan'da isimler değiştiği zaman Türkiye Cumhuriyeti hükümeti şikayet ettiydi hatırlarsanız bir zamanlar. O zaman o yanlış isaydı. Şimdi bize yapılan bu nedir? Bu şekilde isimlerin değiştirilmesi 74'ten sonra buraya geldiği zaman veya 58'lerden dedik. O zamandan başladı baskılar zaten.
ve bu şekilde günümüze geldik. Mesela eski sözcüklerden günümüze gelenler lakap olarak dolak, dolamaktan gelir. Veyahut mesela şamşur. Şamşur benim geçenlerde öldü sınıf arkadaşımdı. O da arkaik sözcük. Bunu almak isterim der. Gider oradan bakarlar. Bunu bu alan aldı. Başka bir tane daha bulurum gider. Gene üçüncü, dördüncü bundanlar. Puş mesela kesin öyle sanamış. İlla alacak mı mecbur mu bu adı? Bu saatin evet öyleyse bunu yaz. biz Gökçe'ye isterik var dediler, alınmıştır. Yaz dedim öyleyse. Oğlu yaz. Leri yaz, meleri yaz. Gökçe'den bir şey yaz. Adamın adı oğlu yazdı. Bak daha oğlu yoktur dedi, yazayım oğlum. Tamam dedi, aldım sana. Benim eni bacaklık bizde neler var. bir aile var. Çıkırlangıç kuyruğu, kabilenin lakı. Hırlangıç, buyruğu, babışken deli mullaniler. Kıbrıs'ın, ama ironidir yani, testten söyler. Mesela bir tane Makri Mehmet var. Lugatut'ta da var zannedersem. Karpaz'da bu kadar, benim yarım kadar. Makri büyük demek değil mi? 1974'ten evvel önce ben Alaminyon isimli bir köyde yaşıyordum. Yani Larnaka kasasına bağlı. O köyün ismini de değiştirdilerdi. Çeşmem diye Çeşme. Yani Türkiye'de Çeşme var ya, bir oradaki komutan Çeşme yaptı köyün ismini ama hiç kimse kullanmadı. Alaminyon denmeye devam etti. Bugün de Alaminyon denmeye devam eder. 1974'te ben 11 yaşındaydım. Babamın lakabı Bodo'ydu. Dedemin lakabı da Bodo'ydu. Yani neden Bodo diyorlardı? Rumlar Türkler karışık yaşıyorduk biz Alaminyon köyünde. İçkiyi çok severdi, eğlenmeyi çok severdi, yemeği içmeyi çok sevdiği için Rumca'da Bodo içkici demektir. Yani içkiyi seven demektir. Dedeme Bodo derlerdi, babama da Bodo derlerdi. Biz geldiğimizde 1974 olaylarından sonra buraya, 75'te bu soyadı kanunu çıkınca biz de Bodoluğu almak istedik. Çünkü biz herkes tarafından Bodo olarak, Bodolar olarak biliniriz. Gittiğimizde alalım, bize bu Rumcadır, bunu alamazsınız dediler. Biz de ona yakın bir soyadı almak zorunda kaldık. Ama hala daha yani bana Bodo diye çağırırlar, ben kullanmaya devam ettim onu. Hatta oğluma bile, oğlum Facebook'taki bir şey, Ali Bodo'dur. Babamın adı Ali'dir, Facebook'taki adı Ali Bodo'dur. Yani biz kullanmaya devam ettik, yani onu yaşatmak isterdik ama yaşatamadık. Aslında yaşattık. Yaşattık da resmi evraklarda yazmaz. Yani bazıları aldı aslında mı? Ha? Yani öyle bazı torpilliler. Mesela Angolemli aldı. Evet. bazıları zorladı. Oradaki memurun şeyine, inisiyatifine kalmış bir şeydi. Alamazsınız bunu dedi memur. Ne yapacaksın? Mecbursun alacaksın. Başka bir soyadı alacaksın. O şekilde. Yoksa biz Bodoluğumuzdan gurur duyarız. Bana Bodo dediklerinde ben gurur duyarım. Çünkü babamın, dedemin soyadıdır. Yani soyadı kanalı o desin. Yani lakapta ama kullanılırdı. Ama bu soyadını işte 74 işgalden sonra Kıbrıslılar için çıkartılan, Kıbrıslı Türkler için çıkartılan herkesin Türkçe bir soyadı alma gereği aslında o döneme ait bir lokal uygulama değil. Buna benzer uygulamaların özellikle 50'li yıllarda çok yaygın bir şekilde ve Türkiye'den programlanmış, planlanmış bir şekliyle yapıldığı görülebilir. Yani öncelikle köylerin isimlerinin Türkleştirilmesi, coğrafi bölgelerin isimlerinin Türkleştirilmesi çabası 50'li yıllarda çok yaygın bir şekilde yapıldı. Bizim aile olarak kullanılan soyadımız ki bu lakap filan değildi. Bunu babamın dedesi, hatta babamın dedesinin babası da aynı şekilde Halluma diye kullanıyordu. En doğru şekliyle benim adımın yazılış şekli Remzi Yekta Halluma'dır. Herkes babasının ismini
kullanırdı Kıbrıs'ta. Bildiğim kadarıyla güneyde de aynı şekilde geçerliydi. Bu soyadı kanunu çıkınca da ailede kullandıkları soyadları almak istediler. Biz de bu konuda resmi başvuru yapmak için kardeşimle birlikte gittik. O dönemin ilgili makamlara ve Arlumalı soyad olarak almak için müracaatta bulunduk. Ancak bize bunu alamayacağımızı, onun Türkçe olmadığını ve Türkçe olmayan bir soyadı kullanmamızın mümkün olmadığını söyledi. Hatta orada ortam da bayağı gerildi. Ve bize bu soyadını almamıza müsaade etmediler. Sistem kendi içerisinde bir mandıra oluşturdu ve bizi de kendisi bu mandıranın içerisinde kendi numaralarıyla bir yerde kodlamaya çalıştı. Netice itibariyle Yektaoğlu'nun soyadı olarak aldı ki babam bu babamın o zaman adı Yekta Yektaoğlu oldu ki hiç de hoş bir görüntü değildi ve babam hiç de hoşlanmazdı o şekilde yazılmasından. Ve bu tarafta Harlum adını kullanamıyorum. Örneğin resmi olarak bir kayıt yok ama bu tarafta Harlum adını kullanmak da bu tarafı çok fazla ciddi almadığım için benim için bir önem de arz etmiyor. Yani bu taraftaki yapıyı resmi ve uluslararası tanınmış bir yapı olarak görmediğimden illa ve illa burada Harlum adını kullanmak gibi bir ihtiyacım da yok. İlkokulda dalga geçirdi çocuklar bizim soyadımızdan, işte ipçiler ne biçim soyadı, değiştirirler diye dalga geçerlerdi bir şekilde. İşte annemlerle falan ıspahocular diye dalga geçerlerdi. Sonra gider babama sorardım, baba nereden buldun bu soyadını diye, yani böyle soyadın mı olur? Ve bir şekilde bilirdim ki yani bizim soyadımız böyle eskiye dayanan bir şey değil, babam bulmuş. Çünkü annemden falan da duyardım ki yani babam icat etti bu soyadını ve o zamanlar normal de gelirdi. Hani soyadı dediğim baba bulur herhalde falan diye düşünürdüm. Kanun geçtiğinde devlet memuruymuş, almak zorundaymış bir soyadı gitmiş. Şagi almak istemiş ilk, yani benimseler bu ismi öyle bilinirler diye. En azından geldikleri köyden. Şagi Urumcadır deyip vermemiş, memur yazmamış. Düşünmüş başka ne olabilir diye. İşte Şinalar derlermiş. Aynı zamanda işte bazı Koçanlarda falan Şina diye geçermiş. Dedemin babasının adı, işte dedemin olduğu, kayıtlı olduğu yerlerde de Şina, Kamil İbrahim Şina diye geçermiş. Şinalar alayım demiş. Ben de demiş bu da Türkçe değil, bu da olmaz. Düşünmüş dedelerim işte ip örerler değil. Zamanında da satarlardı çarşıda. Yani başka bir şey de bulamıyorum. Hadi ipciler alayım demiş ve ipciler almış. O şekilde bir hikayesi var bizim soyadının. Ve ben bu soyadının bir şekilde komik olduğunu ya da işte utanç verici olduğunu falan düşünerek büyüdüm. Ben hiç beğenmezdim soyadını. Diye hikayesi de aklımda kaldı. Hep böyle şey derdim. Ya keşke Şagi olsaydı ya Şina olsaydı. İşte bu ne ya ipciler falan diye hep söylenirdim babama, sen de yani bir şey bulamadın mı diye. Ve mesela kardeşim falan da az çok bu hikayeyi bilir ama büyük ihtimalle bu hikayeyi dinleyen, birinci ağızdan bunu yaşayan, bu soyadın alınmasını ve bu lakapları hatırlayan insanlarla konuşan son jenerasyon büyük ihtimal benim. Yani benden sonraki jenerasyon büyük ihtimal arkadaşlarımın çocukları, işte kardeşimin çocuğu bilmeyecek. ...1975 soyadı değişiklik yasası ile yapılan asimilasyondur. İsimlerdeki yok ediş, yüzyılların oluşturduğu bir halkın kimliğini hiçe saymadır, kültürünü yok farz etmedir. Benliğini toptan reddetmedir. Kıbrıslı Türkler bu adanın üzerinde kendilerine ait adlarıyla, kendilerine ait yaşamlarıyla, kendilerine ait kültürleriyle var olacaklar ve var olma mücadelesini sürdüreceklerdir. ...1975 Türk Cemaati Soyadı Değişiklik Yasası. Madde 5. Uygunsuz Soyadları. Öz adlar, rütbe, memuriyet, aşiret ve yabancı ırk ve millet isimleriyle umumi adaba aykırı veya iğrenç ve gülünç olan adlar soyadı olarak kullanılamaz.
Madde 9. Uygunsuz soyadlarının değiştirilmesi. Kayıt memuru 5. madde hilafına soyadı kullananların bu adı değiştirmelerini aile mahkemesine yapılacak müracaatla talep edebilir. Madde 10.2. Bu kuralın yürürlüğe girdiği tarihten hemen önce resmen soyadları bulunmayan şahıslar, mezkur tarihten itibaren bir yıl zarfında seçtikleri soyadlarını kaydettirmek üzere doğdukları kazanın kayıt memuruna müracaat ederler. Güneyde doğmuş olanlar kayıtlarını halen iskan edildikleri kazada yaptırırlar. Madde 12. Kayıt memurunun yetkisi. Kendiliğinden soyadı seçmeyenlerle anası babası belli olmayan çocuklara soyadı takmak ve bir adın kuralın öngördüğü şekle uygun olup olmadığı hakkında karar vermek yetkisi kayıt memuruna aittir. Thank you.